Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. Lale Gül TV, Lale Gül FM ortak yayınında ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Deniz Mustafa Balevi. 28 Mart Salı günündeyiz efendim. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu Konya'da tarımsal üretimle ilgili olarak konuştuğu sırada Konya'yla Hollanda'yı kıyaslamak istedi ama Konya'dan ülke diye bahsetti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir gafa imza attı. Konya, Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Konya'nın Ereğli ilçesinde millet buluşması programına katılan Kılıçdaroğlu, Konya ile Hollanda'yı karıştırarak Konya Hollanda'dan büyük bir ülke dedi. Konya, Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke. Kılıçdaroğlu iktidara geldikleri durumda ilk iş olarak israfı engelleyeceklerini söyledi. Altı lider söz verdik. Beraber bir araya geldik. Ortak bu tabakat metni çıkardık. İsraf haramdır diye biliyorum. İsraf haramdır diye biliyoruz. İsraf haramdır diye inancımız da var. İsraf haramdır diye kültürümüz de var. İlk yapacağımız iş israfı önlemek bir numaralı kararname bütün savurganlıkları sıfırlayacak, bitirecek bir kararname çıkaracağız. İsraf olmayacak. Kılıçdaroğlu aile destek yasası çıkaracaklarını söyleyerek her aileye asgari destek geliri sağlayacaklarını söyledi. Her aile sosyal devletin güvencesi altında olacak. Her aile, her ailenin asgari bir geliri olacak ve gelir ailede kadının banka hesabına yatacak. Yani hakikaten Kılıçdaroğlu bir yerde iyi ki var diyor. İnsan yoksa yüzümüz nasıl gülecek bilmiyorum. Tam bir gaf kralı hakikaten. Yani daha seçime 47 gün var. 47 gün içerisinde 47 adet daha gaf duyabiliriz kendisinden bakalım. İlgiyle, merakla takip ediyoruz. Efendim Türkiye imza sürecinin sona ermesiyle birlikte resmi seçim sürecine girmiş oldu. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğunu duyurdu. Türkiye bir buçuk ay sonra sandığa gidiyor. Mecliste grubu bulunmayan adayların 100 bin imzayla adaylıklarının kesinleştiği süreçte dün son buldu. YSK Başkanı Ahmet Yener Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza sürecinin sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada 4 ismin adaylığının kesinleştiğini açıkladı. Kurulumuz imza sürecinin sona ermesinden sonra yapmış olduğu toplantılar sonucunda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sırayla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan olduğunun tespitine karar vermiş olup karar resmi gazetede ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz hafta duyurduğu personel alım müjdesini resmi gazetede yayınlandı. Bu arada Bakan Koca Bakanlığın sağlık birimlerinde istihdam edilmek üzere 31.600'ü bulan sözleşmeli sağlık personelinin yanı sıra 10.900 sürekli işçi alımının da yapılacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta verdiği 31.600 sözleşmeli personel alımı müjdesi resmi gazetede yayınlandı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplam sayısı 31.600'ü bulan sözleşmeli sağlık personeli yanı sıra 10.900 sürekli işçi alımı da yapacaklarını duyurdu. Koca Sözleşmeli personellerin KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacağını söyledi. Yapılan paylaşımda KPSS ile alınacak hemşire sayısı 6069, ebe sayısı 1530, sağlık lisansiyeri sayısı 1494, sağlık teknisyeni sayısı 798, sağlık teknikeri sayısı 21709'dur denildi. Sürekli işçi alım başvuruları ise İşkur tarafından tamamlanmış olup 25 ila 26 Nisan arasında kura çekimiyle yapılacak. Adaylar tercihlerini 28 Mart ila 3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, deprem e, Bakanlığı deprem afetinin ardından iş yerlerini kaybeden depremzedeler için harekete geçti. Bakanlık Malatya'da 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı. Devlet deprem afetinin ardından iş yerlerini kaybeden vatandaşları da unutmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Eli ile Malatya'da iş yerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremlerden etkilenen 11 ilde ticari hayatın devamlılığının önemine vurgu yapan bakan kurum, 333 geçici iş yerlerinin inşa aşamalarından görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum yaptığı paylaşımda 11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli. Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz ifadelerini kullandı. Proje müdürü Barbaros Kosov Malatya'da yapımına başlanan geçici iş yerleri hakkında bilgi verdi. Öncelikle temellerimizi döküyoruz. Ondan sonra çelik yapıları yaptıktan sonra e, sandwich sandviç panellerimiz bunlar içi taş yünü dolgu olan altta ve üstte çelik saclarla desteklenmiş paneller. Bu panelleri çatılara ve cephelere montajını yapıyoruz. Dükkanların ön tarafında tamamen PVC doğramalar olacak. Boydan boya cam olacak dükkanların önleri. Dükkanların içinde de asma tavan imalatını yapıp e, hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ve yerli otomobilimiz TOG. TOG'un T10X modeli için ön sipariş başvuruları dün sona erdi. Ön sipariş sayısı 177.467'ye ulaştı sevgili izleyiciler ve çekilişin 29 Mart'ta. YouTube kanalından yapılacağı açıklandı. Ön başvuru sürecinde ise 10 milyar 648 milyon lira kapora toplandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOK ilgi görmeye devam ediyor. Ön siparişleri alınan araçlar için farklı şehirlere deneyim merkezleri kuruldu. TOK'un ön sipariş süreci 16 Mart'ta başladı, 27 Mart'ta sona erdi. Dün saat 14 ila 17 arasında aşırı talep nedeniyle TOG'un başvuru sistemine erişim sağlamakta zorluk yaşandı. TOG'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TOG T10X modeli için ön sipariş başvuru sayısının 177.467 olduğu açıklandı. Paylaşımda gösterilen ilgi için teşekkür edilirken çekilişin yarın TOG'un YouTube kanalında yapılacağı açıklandı. Ön başvuru sürecinde 10 milyar 648 milyon TL kapora toplandı. Kur'an'ın çıkma ihtimali ise 9'dan 1 olarak hesaplandı. Türkiye milli savunma sanayi alanında da her geçen gün daha da güçleniyor sevgili izleyiciler. Marlin Sida tarafından kuzgun katı yakıtlı seyir füzesi başarılı bir şekilde test edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan, ve Sefine Tersanesi iş ortaklığı arasında yapılan sözleşme kapsamında geliştirilen Marlin Silahlı insansız Deniz Aracı yani kısa adıyla SIDA ileri seviye bir yetenek adımına daha imza attı. Milli Savunma Sanayi göğüsleri kabartmaya devam ediyor. Sefine Tersanesi öz kaynaklarıyla desteklenen ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Kuzgun K'ye katı yakıtlı seyir füzesi Marlin'den gerçekleştirilen balistik bir atışla Marlin'den gerçekleştirilen balistik bir atışla başarılı bir şekilde test edildi. Savunma Sanayi Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin katıldığı atışlarda Kuzgun KY seyir füzesi görev kontrol istasyonu kabiliyetiyle uzaktan kontrolle başarılı bir şekilde ateşlendi. Amfibi gemilerle üst ve limanlardan göreve başlayabilen Marlin, 15 metre boyunda alüminyum gövde tasarımına sahip, 36 knotlu kıza ulaşabilen, 5 şiddetindeki deniz durumunda dahi manevra ve görev yapabilen, yeni nesil otonom bir su üstü deniz platformu olarak öne çıkıyor. Marlin yeni nesil güdüm ve etkin harp başlığı özelliklerine sahip, orta menzilli stratejik bir mühimmat olan Kuzgun Key'e entegrasyonuyla ateş gücü ve harp etkinliği yeteneğini bir üst seviyeye taşıdı. Terörle mücadele devam ediyor. Türkiye-İran sınırında silah ve mühimmat bulunan sınır tellerine takılı çantanın izini süren polis PKK/KCK'nın İran yapılanmasından bombalı eylem yapmak için Türkiye'ye gelen teröristin izine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucu Ağrı'da HDP binasından çıkan terörist yapılan operasyonla yakalandı. Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor. 17 Mart'ta Türkiye-İran hudut hattında yapılan kontrollerde tel örgülere takılı vaziyette bir sırt çantası bulundu. Çantadan PKK-KCK terör örgütü mensubuna ait olduğu belirlenen bir Kaleşnikov piyade tüfeği, bir tablet, iki kamuflajlı gizlenme filesi, iki termal koruma kıyafeti, bir termal silah dürbünü, bir tek göz dürbün, bir Kaleşnikov şarjörü, bir adet tabanca, 49 Kaleşnikov mühimmatıyla 9 tabanca fişeği çıktı. Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda söz konusu örgüt mensubunun silahlı ya da bombalı eylem yapmak üzere Ağrı Doğu Beyazıt ilçesine geldiği bilgisine ulaşıldı. Devam eden çalışmalarda örgüt mensubunun Doğu Beyazıt HDP ilçe binasına giriş yaptığı tespit edildi. Terörist daha sonra gittiği evde yapılan operasyonla yakalandı. Bu teröristler HDP binalarına niye bu kadar çok girip çıkıyorlar? Bolca tanıdıkları var herhalde. Yani bolca tanıdık olduğu, olduğun Zaman bir yere çok böyle rahatlıkla girer çıkarsın, bir soluklanırsın, bir çay falan içersin yani. Demek ki de öyle. Şimdi daha da o belirlenen mağaralar imha ediliyor ya, onu imha etsen ne olacak? Yani şehirde adamın uğrak noktaları var bir sürü ne yazık ki. Birinde de Diyarbakır'da da yani dört yıldan bu yana orada acılı anneler, babalar evlatlarını bekliyorlar, evlat nöbeti tutuyorlar. Ve maalesef dünya onların sesini duymuyor. Uyuşturucu operasyonları da devam ediyor sevgili izleyiciler. Gaziantep'te son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. E, 212 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 30'u tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri son bir haftada çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 212 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda 896 gram metamfetamin 425 gram esrar, 124 gram sentetik kannobinoid, 88 gram eroin, 16 adet uyuşturucu hap, 4 adet tüfek, 4 adet tabanca ve 3 adet hassas terazi ile geçirildi. Gözaltına alınarak hakkında işlem yapılan 212 şüpheliden 30'u tutuklanırken, 182 şüpheli ise serbest bırakıldı. Suudi Arabistan'da umre ziyareti için gelenleri taşıyan bir otobüs köprüye çarpmasının ardından alev topuna döndü. Kazada 20 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi de yaralandı. Suudi Arabistan'a umre ziyareti için giden Müslümanları taşıyan otobüs kaza yaptı. Mekke'ye giden otobüsün freninin boşalması sonucu Asir kentindeki Akabe Şehir bölgesinde köprüye çarptığı aktarılarak kazanın ardından otobüs alev topuna döndü. Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye gönderilirken yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Yerel kaynaklar kaza yapan otobüste Yemen'den gelen umre ziyaretçilerinin bulunduğunu aktardı. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diye dua ediyoruz bizler de. Pakistan'da hükümetin dağıttığı bedava un sırasında izdiham çıktı. İzdiham sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Pakistan tarihinin en kötü gıda kriziyle mücadele ediyor. Ülkede hükümetin ücretsiz un dağıtımı birçok bölgede izdihama neden oldu. Pakistan'ın Pencap eyaletindeki Kasur ve Kayırpur şehirlerindeki un dağıtımı sırasında çıkan izdiham sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Hafta boyunca un dağıtımı sırasında yaşanan izdihamlardaysa 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde insanların un kamyonlarının üzerine çıktığı ve un almak için kavga ettikleri görüldü. Ülkede un fiyatları paket başına 3000 Pakistan rupisine kadar yükseldi. Ekvador'un Chimbarazo eyaletindeki bir dağ kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 16 kişi hayatını kaybetti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde de şiddetli yağışlar nedeniyle bir altın madeninde toprak kayması yaşandı. Toprak altında kalan madenciler dışarıdaki bir madencinin toprağı elleriyle kazması sonucu kurtarıldı. Ekvador'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Cimbarozo eyaletinde yer alan dağ kasabası Alauside toprak kayması meydana geldi. Ant dağlarında yer alan kasabadaki toprak kayması nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer 6 kişinin sağ kurtarıldığını, 7 kişidense hala haber alınamadığını ifade etti. Felaket sonucu çok sayıda evin toprak altında kaldığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Güney Kivu eyaletinde etkili olan sağanak yağışlarının ardından bir altın madeninde göçük meydana geldi. Amatör kameralar tarafından kaydedilen o anlarda göçük altında kalan 9 madenci bir diğer madencinin önce kürekle daha sonra ise elleriyle toprağa kazması sonucu kurtarıldı. Rusya bir yandan Ukrayna ile savaşa devam ederken bir yandan da ürettiği yeni savaş araçlarını test ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Japon denizinde Moskit gemi savar füze denemesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Rusya, Japon denizindeki büyük petro körfezinde Sovyet yapımı Moskit gemisavar seyir füzelerini test etti. İki geminin temsili düşman hedefine ortak füze saldırısı başlattığı, yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan düşman hedefinin iki Moskit füzesiyle başarılı bir şekilde vurulduğu ifade edildi. Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido adasından yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki körfezde gerçekleştirilen füze denemesine dair Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı sürdürürken uzak doğudaki faaliyetlerini de yoğunlaştırdığını ifade etti. Süpersonik bir seyir füzesi olarak bilinen Moskit, 250 kilometreye kadar menzile sahip. Konya'da bir daireden çocuk ağlama sesi duyan apartman sakinleri çöplerle dolu daire içerisinde bir buçuk yaşındaki kız çocuğunu karanlık oda içinde tek başına buldu. Hastaneye kaldırılan kız çocuğu koruma altına alındı. Şok eden olay dün saat 23 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesinde bir apartmanda meydana geldi. Zaten böyle şüphelerimiz vardı. Sürekli ağrıyordu. Apartmanda oturan vatandaşlar teras katta kiracı olarak oturan FG'ye ait daireden çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine teras katın yan daire sahibine kapıyı açtırarak ses gelen daireye girdiler. Evet. Ve ev çok perişan çöp olmuş. İçeri giren apartman sakinleri karanlık bir oda içerisinde çöplerin arasında bir buçuk yaşındaki Asel isimdeki kız çocuğunu buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin kız çocuğuna yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk evde çöpler arasında bulunduğu sırada bir pansiyonda olduğu öne sürülen çocuğun annesi FG polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Haber ama ne olduğunu bilmiyorduk. En son... tedavi altına alınan Asel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve koruma altına alındığı öğrenildi. İstanbul Yeni Kapı'da İdo feribotunun iskeleye yanaşırken oluşturduğu dalga, sahilde bağlı bulunan bir balıkçı teknesini batırdı. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Olay dün Yeni Kapı İdo iskele'sinde sabah saatlerinde meydana geldi. Çekiyorum şu an. Ah, ah, ah. Bursa-İstanbul arasında otomobil taşıyan Osman Gazi bir feribotu yeni kapıya yanaşırken büyük dalgalar oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı Eminönü ilçesi Su Ürünleri Kooperatifine bağlı olan balıkçı tekneleri feribottan kıyıya doğru gelen dalgalarla savrulmaya başladı. Balıkçı teknelerinden biri dalgalara karşı koyamayarak battı. Ben söylüyorum yavaş diyorum. Al battı. İki tekne ise kıyıya vurarak ağır hasar gördü. Teknenin battığı anlar balıkçılar tarafından cep telefonun kamerasıyla kaydedildi. Teknelerde toplam 1 milyon liraya yakın zarar meydana gelirken kooperatifle İDO arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Trabzon'un Orta Hisar ilçesinde ana su borusu hattı patladı. Patlama sonucu yollar göle dönerken basınçla metrelerce yükseğe fışkıran su bir binada ağır hasara neden oldu. 7 katlı bina tahliye edilirken bina çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik kordonuna alındı. Karayolu üzerinde bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tiski'ye ait ana isale borusu hattı böyle patladı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Kopan asfalt parçaları ve su nedeniyle karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, patlayan isale hattından çıkan basınçlı su bir binanın ağır hasar almasına neden oldu. Yeni mahalledeki 7 katlı Sebat apartmanında yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken daireler su içinde kaldı. 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle koparken isale hattı patlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar gördü. Yani ben buraya geldiğimde ee, tam 20 dakika oldu. 20 dakikadır bu şekilde devam ediyor ve karşı bina yarılmaya başladı bile suyun içinde. Ağır hasar gören apartman çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken karayolu adeta savaş alanına döndü. Erzurum'un Aşkale ilçesinde başıboş iki eşek ve bir at yoldan geçtiği sırada otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunanlar yaralanmazken hayvanlardan biri telef oldu. Sabah saatlerinde Erzurum Aşkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı iki eşekten biri telef oldu. Erzurum istikametine seyir halindeki MÖ idaresinde olan otomobil, Bahçeli Evler Mahallesi mevkisine geldiğinde başıboş sahipsiz iki eşek ve bir at aniden yola fırladı. M.Ö. -E, aniden önüne atlayan hayvanlara çarpmamak için çok mücadele etse de iki eşeğe çarparak durabildi. Kazada sürücü ve yanında bulunan yolcuya bir şey olmazken otomobil büyük hasar aldı. Hayvanlardan biri telef oldu. kısa süreliğine kapanan yol normal seyrine dönerken hayvan sahiplerinin kim olduğu araştırılıyor. Efendim böylelikle ana haberi noktalıyoruz. Saatler 17.50'yi gösterdiğinde Yesevi Yolu programında buluşmak ümidiyle yeniden burada olacağız inşallah. Lale Gül TV'den ayrılmayın.